Merhaba arkadaşlar, ben Melek Selin'den, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel memleketim Yozgat'ımın yöresel yemeği arabaşı çorbası ile geldim. Acılı ekşili tavuk suyu ile yaparız. Yana da hamur dökeriz. Hamurun tarifini merak ediyorsanız da bir video öncesi eklemiştim. Tarifine o şekilde ulaşabilirsiniz. İsterseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yıkadığım tavuklarımı tencereme alıyorum. Üzerine aşacak kadar su ekliyorum ve tavuklarımı kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan tavuklarımı sonra tabağa çekip suyunu da süzgeçten geçirip çorbamda kullanmak üzere kenarda bekleteceğim. Başka bir tencereme bir yemek kaşığı dolusu margarin ekliyorum. Margarinimi erittikten sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekleyip eze eze biraz kavuruyorum. Üzerine baharat olarak bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. Siz damak tadınıza göre biraz eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz. Ve üzerine kenara ayırdığım tavuk suyumu ekleyeceğim. Tavuk suyum yeterli gelmediği için de ekstra su ekleyeceğim. Karıştırdıktan sonra kapağını yarım açık bırakarak kaynamaya bırakacağım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Çorbamızın suyu kaynarken de diğer işlemlerimizi halledelim. Unumu yeni kavurdum. O yüzden hafif topaklanma vardı. O yüzden elekten geçirdim. Pürüzsüz bir hale gelsin, çorbam lezzetli olsun diye. Ve üzerine önce bir su bardağı, ardından da yarım su bardağı daha ekleyerek cıvık bir hale getireceğim. Kaynayan çorbanın üzerine unlu suyumuzu ekliyoruz. Karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Dittiğim tavuklarımı da ekliyorum. Bu şekilde 15 dakika kaynatmaya bırakacağım kısık ateşte. Daha sonra çorbamız hazır. Biz bunun yanında hamur da yuttuğumuz için çorbamız genelde ocakta hala kaynamakta olur. Hamur içine düştüğü için, çorba çok çabuk soğuduğu için kaynar kaynar olsun diye ocaktan hiç almayız. Denemenizi isterim. Çok lezzetli oluyor çorbası. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Çorbamızı da bol ekşili içeriz. Yanına limon koymayı, servis yaparken limon koymayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.